Kimde kafirlerden bir hususiyet varsa o kadın gibi akıl ve dince eksiktir. Kadınları kafire benzetiyor, kafir aklına benzetiyor ve çok müthiş bir aşağılama. Mesnevi 1. cilt 3064-3065. beyit. Onlara, kadınlara danışın fakat söylediklerinin aksini yapın. Şüphe yok ki o şehvet sahipleri kadınların dediğini yapan telef olur. Heva ve şehvet yol kesicidir. Zira kadınlar Allah yolunda azdırırlar. Ya kadın nefretinin kökeni nereden kaynaklanıyor? Bu izahlardan kaynaklanıyor işte. Mesnevi 6. cilt 4354. beyit. Bak 4354. beyit. Eğer o yazdıysa bilmiyorum. Kadının rüyası aklı noksan, canı zayıf olduğu için erkeğin rüyasından daha aşağıdır. Rüyası da aşağıymış. Bak her şeyi aşağıdır kadının diyor. Ve kadın nefreti yayılıyor bunun sonucunda. Dünyanın en güzel varlıklarının getirildiği hale bak sen. Kadının hamlesi de surete cesuranedir. Yani cesur gibi olur hamlesi. Ama o eşek gibi, onun afeti eşekliğindendir. Bak kadını eşeğe benzetiyor. Haşa. Kadında hayvani sıfat galiptir. Hayvan gibidir diyor. Hayvani sıfat galiptir. Onun için renge ve kokuya meyleder. Yani renkten hoşlanması, güzel kokudan hoşlanmasının sebebi budur diyor. Mesnevi 5. cilt 2968-2975. beyit. Alın size kaynak işte. Gidip bakın. Ha, Mevlana yazmadı diyorsan elini öperim. Tamam. Kim yazdıysa. Nefsi kadın gibi bil. Belki kadından da beter. Zira kadın şerrin cüzü. Yani şerden bir parçadır diyor kadın. Şer. Hayır yoktur kadında diyor. Şerdir diyor. Mesnevi 2. cilt 2295. beyit. Alın size kaynak. Bu adamlar ya okumuyorlar ya araştırmıyorlar. Yani kafalarını putlaştırmışlar. Bu yanlış anlatımlarla İslam aleminde kadın aşağılanan bir varlık haline dönüşüyor. Değer verilmeyen bir varlık haline dönüşüyor. Dünyanın en güzel varlığını ne hale getiriyorlar? Ve adamlar da bunu yiyor, kabul ediyor yani. Ya kardeşim de ki Mevlana bunu demez de ya. Demedi de iftira ediyorsunuz de. Kim yazmışsa iftira etmiş de. Bu olur. Bunu kabul ederim. Ama bu yazıları biz kabul edemeyiz. Ordu, asker yani her nerede bir hazimete uğrarsa, her nerede bir hezimete uğrarsa sebep bil ki birkaç karı tabiatlıdır. Ya bu nasıl bir aşağılama ya? Bak bir erkeğin kalbi kadınınkinden aşağıysa onun adı kalp olmaz, işkembe olur. Mesnevi 3. cilt 3150-3151. beyit. İnkar edecekleri gibi değil. Hepsine kaynak veriyorum. Ordu her nerede bir hizmete uğrarsa sebep bil ki birkaç karı tabiatlıdır. Kadınları aşağılayan bir uslup. Mesnevi 2. cilt 2873. beyit. O işaretleri kabul etmiyorsan, kendini erkek sanma, sen kadınsın ey fodul. Mesnevi 1. cilt 982. beyit. Yani yağmur gibi kadını aşağılayan izahlarla dolu. Hayır, İngiliz derin devleti ve onların ajanlarına baktım, müthiş bir Rumilik, Mevlevilik eğilimi var. O zaman anladım oyunu. Bunu araştırıyorum, şimdi kitap hazırlıyorum. Akıl almaz yerlere çıktık. Müslümanlar arasına çok fazla ajanlarını sokmuşlar.